Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle otomatik arabada manuel sürüş nasıl yapılır onu anlatacağım. Şu anda gördüğünüz gibi 3. viteste gidiyoruz. Diyelim ki 4. vitese atıyorsunuz arabayı. Eğer vitesin hakkı gelmediyse bakın 4'e attım. 4'ten kendi otomatikman hemen 3'e 2'ye düşüyor. Vites neyse ona otomatik düşüyor. Yani kafanıza göre öyle vitesi durduk yere değeri yoksa devir olaraktan atmıyor. Bu birinci anlatmak istediğim meseleydi. Yani mesela şu anda 1'de gidiyoruz ya, bakın hemen sırayla atalım. 2'ye attık. 2'ye atacak ama 3'e atacağız. Bakın 3'te yanıp yanıp söndü. Hemen düzeldi. 3 hakkı olmadığı için atmıyor. Böyle bir olay var. Bir diğer konu da durduğumuz zaman diyelim ki arabayı boş dururken 1'den 2'ye alabiliyorsunuz. 2'de kalkabiliyor. Gerekli durumlarda 2 ile kalkmak gerekebilir. Ama 3'e asla almıyorsunuz. Otomatikman kendi 2'ye geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Otomatik arabada manuel sürüşlerle ipuçlarını verdik. İyi akşamlar.